Asrın felaketinin ardından her anlamda yıkıcı etkisi olan depremden en çok etkilenen kesimlerden biri de çarşı esnafı oldu. İş yerleri yıkılan esnaf geçimlerini geçici konteynerlarda ve pazarlarda sağlayarak devam ettiriyor. Çarşı esnafı yaşadıkları büyük zorluklara rağmen Malatya'yı yani yaşadıkları şehri terk etmeyerek hayatlarını kaldıkları yerden devam ettirmeye çalışıyor. 5 yaşında bu çarşıdaydım. Yaşım 45. 30 senedir bu çarşıdayım. Esnaflık yapıyorum. Burada 2 tane 3 tane mülkiyetim vardı. Deprem sonra zarar gördüm. Esnafı mıydınız? Evet. Hem çarşı hem pazar esnafıyım. Memnunuz da yani böyle ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani sürekli bir yerde kaldığımız yok ki. Aynı. Önce çarşı esnafıydı. Evet, şeyin ilerisindeydik. Yeşilsaman ilerisinde bir dükkanımız vardı. Gökçe ve Toki dolmuşların karşısında. Esnaf bütün mağduriyetlere ve zorluklara rağmen büyük bir çabayla ayakta kalmaya devam ettiklerini, iş yerleri yıkıldığı için pazara çıktıklarını ve sorunlarını da dile getirdi. Satışlar normal, evet, çarşının ortası olduğu için normal. Daha iyi olmasını tabii ki her esnaf ister. Yani normal. Aslına bakarsanız ekonomik, ya kendi açımızdan bir sorunumuz yok. Biraz ülke açısından bir sorunu var. Daha iyisini, daha güzelini olmasını herkes ister. Esnafların bütün hepsine Allah yardımcısı olsun. Çünkü yer sıkıntısı, oradan oraya kayma. Şimdi mesela biz çarşıda bir yere açalım dedik. Oradan kaldırdık. Buraya geldik. Şimdi buralara inşaat alanlar yapılacaklar. Daha bizi de kaldırma imkanlarımız var. Öyle geziyoruz falan. Kalımız normal. Eskisi gibi değil ama normal. Yani şu an Manat'ta insan kalmadığı için fazla bir satış durumumuz yoktur. Hani günü kurtarmanın peşindeyiz. Şu an çarşının göbeğinde olduğumuz halde hiçbir şeyimiz yoktur. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bir an önce yıkımların bitmesi lazım. Bir an önce işlerinin başlaması lazım. Şu an çarşı Malatya'nın kalbidir. Kalp olmayınca diğer organda bir şey yaramaz. Esnaf olmayınca, millet olmayınca kim ne yapacak? Şu an memur bile, öğretmenler bile, devlet memuru bile tayin istiyor. Çünkü ev yoktur, bir şey yoktur, hiçbir şey yoktur. Malatya'da insan kalmadı şu an. Çarşı merkezinde olan esnaflar, insanlar, vatandaşlar mağdur oluyor toz topraktan dolayı. Yani benim temennim, yani isteğim Malatya'mızın güzel bir meydana kavuşması, güzel bir yeşil alana kavuşması merkez olarak. Vatandaşsa yıkımlar hala devam ettiği için alışveriş yaparken neyin nerede olduğunu bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti. Tabii ki çevrede gördüğünüz üzere yıkımlar devam ediyor. Bu yıkımların arasında alışveriş biraz daha sıkıntılı. Yani aradığınız şeyi bulabiliyor musunuz? Aradığımız şeyi bulamıyoruz çünkü neyin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir bilgilendirme maalesef yok. Öyle olunca da bir çaydanlık yaptıracaksın, nerede yaptıracaksın? Bir kuaföre gideceksin, nerede gideceksin? Vesaire vesaire. Neyin nerede olduğu belli değil. Kaos içinde her şey. Şimdi konteyner duranlar var, burada olanlar var. Yani her şey, yani bulmak mümkün değil yani. Çünkü dağınık olduğu için yani mesela. Ben buraya geldim mesela burada bulamazsam öbür tarafa gitsem orada bulabilirim. Ama dağınık olması yani şey oluyor yani bütün ürünleri bulamıyorsun. Tabii kendi ellerinde olsa daha iyi olur yani. Kendi ellerinde olmasını istiyoruz zaten. Biz mesela bu mesela Malatya'nın dağılmasını istemiyoruz. Mesela esnafın dağılmasını istemiyoruz biz müşteri olarak yani vatandaş olarak. Aynı yerde olması gerekiyor yani dönüşüm olarak.